1 Nisan 2024 Pazartesi Selahattin Eşçakırgil Star Gazetesi Bir halk kendi halini değiştirmedikçe Allah onların halini değiştirmez. Önce bir beyanı itizar, birkaç gündür soğuk algınlığına müptela oluşuma, cumartesi akşamı dizüstü bilgisayarımın çoktandır verdiği arıza sinyallerinden sonra teknik hastalığının da eklenip tamamen çökmesi, ve yazının başka dosyalarla karışması ve o geç saatte başka bilgisayar bulmanın ortaya çıkardığı zaman kaybı sebebiyle yazımı göndermekte geciktim. Bu yüzden çok istisnai olarak dünkü sütunum boş kaldı. Pazar günleri okuyucu hasbihali şeklinde olsa da o yazımda da genel başlık, Kur'an-ı Kerim'in Rad Suresinin 11. ayetindeki bir halk kendi halini değiştirmedikçe Allah onların halini değiştirmez mealiydi ve ister istemez dün yapılan mahalli seçimlere de değinilmiş ve mahalli seçimlerin her ülkedeki merkezi iktidarın ayakları altına halı sermek veya ayaklarının altından halıyı çekmek gibi bir etkili rolüne ve ayrıca Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden nakledilen nasılsanız öyle idare edilirsiniz, nebevi hadis rivayetine işaret edilmişti. Bu satırlar yazılırken dün yapılan seçimlerin sonuçları hakkında henüz bir ipucu yoktu ortada. Yığınla tahminler anketlerden belli güç odaklarının ve hatta büyük para oyunlarıyla algı oluşturmaya yönelik elbette ki hayali rakamlar havada uçuşuyordu. Bunu son olarak on ay önceki seçimlerde de görmüş ve %60-65 ile bir çığ gibi sel gibi gelmekte olduklarına dair Uçuk iddialarla coşan kitleler bile olmuş ve ama o cenahın %47'lerde kaldığı görülünce diller çözülmeye başlamış ve daha sonra parti liderliğini de kaybeden kişi ve kadrosu eliyle 300 milyon liradan fazla bir meblağın reklamlara ve de bazı anket şirketlerine ve anketçilere verildiği medyada açıkça yazılıp çizilmişti. Dün yapılan mahalli seçimlerin sonuçları ne olursa olsun daha bir müddet tartışılacağı ortadadır. Ancak her neticeyi olgunlukla karşılamak açısından Tayyip Bey'in halka kızmak, kırılmak olmaz. Herkes seçim sonuçlarını kendilerini gözden geçirmek için bir fırsat olarak değerlendirmelidir kabilinden konuşmalarını hatırlıyorum. Herkesi ferahlatabilir. Bu konuyu burada noktalayıp Amerika'da 7 ay sonra yapılacak olan başkanlık seçimlerine dair gelişmelere, ilginç iddia ve tartışmalara değinelim. Çünkü Amerika'daki seçimlerde bizim dahlimiz olamaz ama Amerikan toplumunun ortaya çıkaracağı kişiler ister istemez bizim dünyamızı da etkileyecektir. Unutmayalım ki eski başkan Trump, kanunsuz faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle İzmir'de tutuklu olan Rahip Bronson meselesi etrafında Türkiye'yi açıkça "Ekonominizi batırırım" diye ve bir mafya lideri edasıyla tehdit etmişti. Herhalde onun bu tehdidinin tutmadığı söylenemez. Çünkü kapitalist emperyalizmin para sistemi içindeyiz ve oradan verilen işaretlerle dünyada kendilerine tehdit teşkil eden hareketleri ve liderleri bertaraf etmek için birçok oyunlar sergileyebilmekteler. Nitekim şimdiki Amerikan Başkanı Biden'da henüz iktidara gelmeden, 2019'da bir televizyon kanalında tam bir küstah emperyal küresel lider olacağı havası vermeye çalışırken, Türkiye ile ilgili olarak da Tayyip Erdoğan ismini açıkça zikrederek, Orada bizim Doğu Akdeniz ve Orta Doğu siyasetlerimize aykırı siyasetleriyle zarar veren Erdoğan var. Onu içerideki muhalefet güçleriyle işbirliği yaparak iktidardan uzaklaştırmaya çalışacağız tarzında güç gösterisi yapmıştı. Geçmişte İngiliz emperyalizminin müstemleki valilerinin edalarını hatırlatacak şekilde. Ama işte o da geldi ve muhtemelen gidecek gibi. Çünkü şimdi o güç gösterisi yapan Biden'ın ayaklarının altından halının çekilmekte olduğu ve eski başkan Trump'ın 5 Kasım 2024'te yapılacak olan seçimlerde muhtemelen yeniden iktidara geleceği söz konusu ediliyor. Bunu Amerikan medyasında bazıları ümitle, bazıları dehşetle ifade ediyorlar. Dehşetle diyorum çünkü 6 Ocak 2020'de Biden'ın seçimi kazanması üzerine Amerikan Kongre binası Kapitol etrafında meydana gelen ve 6-7 kişinin ölümüne ve Kongre binasının tarihinde yaşanmamış olan ağır tahribata müncer olan saldırganlığın arkasında olduğu reddedilemeyen Trump'ın 4 yıla yakın zamandır yapılan yargılamalara rağmen kanunen bir suçlamaya varılamadı henüz. Dahası Trump kendisinin ceza davalarına bakan yargıçları tehdit edebiliyor ve onların aile efradı hakkında da tuhaf açıklamalar yapabiliyor ve Kasım'da ben seçilmezsem kan banyosu olur diyor. Geçen haftadan beri ise adedi 60 dolardan İncil satması, Biden'ı da Hristiyanlığı ve Katolikliği aşağılamakla suçlaması Son olarak da elleri ayakları bağlı bir Biden fotoğrafını bir kamyonun arkasında gösteren bir videoyu yayınlatması, siyasi şiddeti devamlı teşvik ve tahrik etmesi, Trump'ın seçilirse gelecekte daha birçok sıra dışı bir Amerikan lideri olduğu olacağı şeklinde yorumlanıyor.